Konkursör verildi. Asfalt 129 gün verilmedi. Ben yanlış söyledim. Konkursör verildi 129 gün. Adnan Kahveci'de yapılırken bütün bunlar finişleri, silindiri, çalışmaları yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Yani burada... Ne yapıldı? Adnan Kahveci demek bir şey yapılmadı demek. Yapılmadı tabii ki. Abi. Bak, size göre bir şey. Demek haksızlık. Münir abiciğim. Bana Ereğli'den asfalt taşıtıyor 40 kilometre Münir abi. Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa'da hizmet edilmemesi için bu şehre asfalt vermiyor. Bu şehrin halkını Ereğli'den asfalt taşıtıyor mahkum ediyor. Bana zulüm ediyor sizin Büyükşehir Belediye Başkanı. Her türlü de bu söylediklerimin altına imza atarım. Canlı yayında açıklama yaptım. Söylediklerimin altında bir tane yalan görürlerse istifa edeceğim belediye başkanlığından dedim. Eğer ben yalan söylemiyorsam, Kadir Albayrak yalan söylüyorsa onu istifaya davet ediyorum dedim. Yaklaşık 1,5 aydır açıklama yaptım. Asfalt verildi. 6214 ton asfalt verildi. Karşılığında 365 ton bitum alınması gerekirken 311 ton bitum alındı. 2020 yılında 984 ton Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa Belediyesi'ne asfalt verildi. Onun dışında 129 gün, biliyorsunuz başkanım siz bir hafta istemiştiniz Büyükşehir Belediyesi'nden. Tam 129 gün asfalt şantiyesi Süleymanpaşa Belediyesi'ne verildi. Ki bizim diğer belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz çok talep etmesine rağmen, sizin bir haftalık bir talebiniz olmasına rağmen Kadir Başkan tam 129 gün... Ne varmış 129 gün abi? Asfalt. Doğru bilgi vermiyorsun abi. Konkursörleri verdi, taş kırmayı verdi. Abi ben her seferinde Allah razı olsun dedim. Bir saniye yani... Şimdi Şenol Başkan o söylemine katılmıyorum. Yani burada... Ama yanlış bilgi veriliyor abi. Yok konkursör verildi 129 gün. Neresi yanlış başkanım? Konkursör verildi. Asfalt 129 gün verilmedi. Ben yanlış söyledim. Konkursör verildi 129 gün. Doğru. Asfaltlar da verildi 2019. Tamam şimdi bitir ben sana açıkça söyleyeyim. Ton, 2020. Tamam. 984 ton verildi. Adnan Kahveci'de yapılırken Süleymanpaşa Belediyesi'nin ana hattı bir tane başkanım. Evet. Yapılırken bütün bunlar finişleri, silindiri, çalışmaları... Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Yani burada... Neye yapıldı? Adnan Kahveci... Tamam, neye yapıldı abi? Silindiri, finişeri, diğer şeyleri Büyükşehir Belediyesi biz tarafından verdi. Finişer noktasında destek istedik, verdi. Verdi. Bak, ama bir sen bitir ben söyleyeyim demek, abi. Bir şey yapılmadı demek. Yapılmadı tabii ki. Abi, bak, size göre bir şey. Demek haksızlık başkanım. Münir abicim, başkanım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika, Şenol. Ben varken sen sus arkadaş. Ben... Günde 1000 ton asfalt seriyorum. 1000 ton. Gelirsin benimle yarın Bismillah deriz abi. Kaç ton asfalt serdiğimi görürsün. Büyükşehir Belediye Başkanı ki ortalamada abi. Şimdi tavuğun bir tanesi küçük bir yumurta yumurtluyormuş. Bütün köy ahalisi eyvah ne oluyor? Bütün her taraf yumurta mı bastı diyormuş. Büyükşehir böyle yapıyor. Ben günde ortalama bazda söylüyorum abi. Kayıtlar resmi. Gelirsen misafir ederim sana söylerim. Bana Büyükşehir Belediyesi'nin yılda verdiği ton 6000 ton. Biz ortalamada 600 ton asfalt döksek ki bazı günler 1000 ton döküyoruz. Bana 10 günlük asfalt veriyor Büyükşehir Belediye Başkanı. Sayın Kadir Albayrak. Asfalt plantiniz de burada abi. Yani siz günlük yıllık 6000 ton asfaltla bu şehrin yol sorunu çözüleceğini mi iddia ediyorsunuz? Yıllık 6000 ton asfaltla bu şehrin yol sorunu çözüleceğini mi iddia ediyorsunuz? Çözüleceğini iddia... Seni demiyorum abi. Seni tenzih ederek söylüyorum. Betona başladık başkanım. Asfalt atmıyoruz biz. Ne? Beton atıyoruz biz. Ne? Beton atıyoruz biz. Ne? Ya beton da attığınızı görüyoruz Münir abi. Yapma gözünü seveyim. Yani bu şehire yıllık 100 bin ton asfalt lazımken biz ki bu hesaplarımızda bu yıl 60-65 bin tonu zorlayacağız. Sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız kendi yaşadığı şehre %10'unu veriyor. Ve de yalvar yakar veriyor. Üstelik bedava da vermiyor. Ben bütününü ben alıyorum. Nakliyesini ben yapıyorum. Benim yaptığım bütünle bana 550 ton bütün vermesi gerekirken 400 bandında süratı yalan olması diye söylemiyorum. 450 ton civarında asfalt veriyor.
İçerine koyduğu taşın parasını da bütününü de nakliyesini de benden kesiyor. Bana zulüm ediyor sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız. Bana zulüm ediyor sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız. Bana Ereğli'den asfalt taşıtıyor 40 kilometre. Münir abi sen bu şehirde yaşıyorsun. Ben 55 bin, 60 bin, 70 bin ton asfalt dökebilecekken Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa'da hizmet edilmemesi için bu şehre asfalt vermiyor. Bu şehrin halkını Ereğli'den asfalt taşımaya mahkum ediyor. Her türlü de bu söylediklerimin altına imza atarım. Canlı yayında açıklama yaptım. Söylediklerimin altında bir tane yalan görürlerse istifa edeceğim belediye başkanlığından dedim. Eğer ben yalan söylemiyorsam, Kadir Albayrak yalan söylüyorsa onu istifaya davet ediyorum dedim. Yaklaşık 1,5 aydır açıklama yapmıyor. Yani bize hiçbir şey vermiyor abi. Bak, konkursörü ben alırken de Allah razı olsun dedim. Verirken de doğru bir ay istedim. Kadir abi, Kadir Başkan o gün için söylediğim için söyleyeyim. Kadir abi bana 3 ay kullan dedi. Lazım değil dedi. Allah razı olsun. Kalktım herkesin içerisinde de başkana teşekkür ettim. Ben Cumhuriyet Meydanı'nı düzenlerken Kadir abi, Münir abi sen burada yaşıyorsun. Madem konuştuk söyleyelim. Hepimiz şahidiz. Hepimiz burada yaşıyoruz. Alan olmasına rağmen orasını Süleyman Paşa'ya verdi. Orada da bir incelik yaptı. Başka abi ben ama bak sözlemin hiçbirinde bunu inkar edecek bir kelime kullanmadım. Kadir abi dedi ki Cüneyt meydan projesi var dedi. Buraya para harcama dedi. Harcamıyorum dedi özür dilerim. Harcama demedi. Dedim ki Kadir abi bak yaz geliyor. Senin ekiplerin müsait olmayabilir. Ben ekiplerimi sokayım. Şu meydandaki bu hurdalığı temizleyelim. Yaza gelirken bu çarşıda, pazarda bu insanlar sıkıntı yaşamasın, düzenlensin. Sen bilirsin oğlum dedi. Bak herkese açık konuşuyorum. Kadir abiyle konuşmamamın sebebi tamamen şahsi. Bir Müslümanın bir Müslümana söylemeyecek bir hakareti yaptığı için ben Kadir Başkan'la konuşmuyorum. Benim için bitmiştir abilik hukuku yani. O belediye başkanı, CHP'li bir belediye başkanı. Ben bir başkanım, Süleymanpaşa belediye başkanım. Ama ben o gün dedim ki başkanım, bak şehrin girişindeki asfaltlar çok kötü. Ekipler çalışıyor. Plantini biraz çalıştırsınlar, asfaltı da yenileyelim dedim. Tamam dedi. Asfalt verdiler saat 5'e doğru. Abi nereye dokunursak kalkıyor. Senin dükkanın önünü sen biliyorsun. Hem kaymakamlıktan aşağı inerken hem de senin dükkanın önünde olduğu yer o meydanı temizleyelim. İlgili müdürünüze dedim ki asfalt plantini 1-2 saat daha çalıştırın. Bu meydanı komple asfaltını atalım bitsin. Ben de burada Kadir abiyle birlikte gezeyim. Beyefendi ne dedi biliyor musun? Biz saat 5'te kapatıyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi cumartesi pazar çalışmaz. Bayramda çalışmaz. Koronada yatar. En ufak bir sorun şeyde konu olduğunda saat 9'da işbaşı yapar ki 9'dan önce çalışan personelimiz yok asfalt için söylüyorum. Akşam da 4'te parçes eder. Böyle bir mantıkla çalışma performansıyla abi sen meclis başkanısın. Allah rızası için. Halkımıza şahit olsun. Hem vallahi hem billahi hem tallah siyaset için söylemiyorum. Eğer ki rahat oluruz, keyfi oluruz. Cumartesi pazar da yatarız, 5'ten sonra da yatarız, sabah 10'da da işe gideriz, eyvallah. Arkadaş şu anda yatma dönemi değil, şehir berbat, çalışalım diyorum. Senin ekibin çalışmıyor abi. Çalışmamak için Kadir Başkan'a yanlış bilgi veriyor. Bir ilçe belediyesi 6000 ton asfaltla ili geçiremez abi, sezonu geçiremez. Lütfen, ben küçücük Ereğli asfalt plantinde 1000 ton asfalt üretiyorum abi, 1000 ton. Sizin burada devasa asfalt plantiniz var. Ne demek yılda 6000 ton? Yani adam kulağını çeker. Sen ne diyorsun arkadaşlar ya? Bu şehrin milletin parasında maaşını alacaksın. Sen çalışmayacaksın. 6000 ton. Münir abi sen benim meclis başkanımsın Büyükşehir'de. Allah rızası için. Bu şehirde yaşayan bir kardeşin olarak söylüyorum. Belediye başkanı olarak değil. Böyle bir işletme mantığı olmaz. Sen ticaret adamısın. Ben de ticaret adamıyım. Kadir abi belki devlet memurluğundan geldiği için o açıdan bakamayabilir. Ama böyle bir şey yok abi. Ben Allah için doğru olanı konuşuyorum. Gel verileri koyayım önüne. 6000 tonla Süleymanpaşa Belediyesi ne yapabilir? Sadece yama yapabilir. Yazık. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi.